misafirlerimiz, bu programda bizleri yalnız bırakmadığınız için siz kıymetli konuklarımıza çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. İlk oyunumuz çıkmayan kiracı. Ev sahibi eski kiracılarını evden çıkartıp başka kiracılara daha pahalıya vermek ister. Fakat kiracılar bunu kabul etmezler. Bakalım ev sahibi kiracıları nasıl evden çıkaracaklar? İzleyelim, görelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çıkarmaları için kazımaları lazım. Geldi. Geldi Ahmet. Gel lan konumuzu evden çıkmayalım, tamam mı? Tamam. Tamam, sakin ol. Ben de hoş, ben de rahat ol. Ay hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Buyurun geçin. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben rahatsız ettim. Ay yok, estağfurullah. Buyurun geçin. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyiyim kızım benim. Ne olsun işte, biz de böyle 5 kuruşa geçinip gidiyoruz. Elde yok, havuçta yok. Ha. İyi ki sizin bizim gibi kirasını günü gününe ödeyen kiracılarınız var. Demek ki biz bu evden çıksak filan siz perişan olursunuz. Olmam oğlum, olmam ya. 3-5 koydum bir kenara. Yani evden çıkmayı düşünüyorsanız çıkın. Ay düşünüyor musunuz? Hiç öyle bir şey düşünür müyorsun? Hiç mi düşünüyorsunuz? Hiç. Çok güzel. Yani atama tayin terfi falan var mı? Kesinlikle öyle bir şey yok efendim. Çok güzel, çok güzel. Hallo. İş bin Yusuf. He biz balkon. He kat kat. Ne kadar da kötü tesadüf oldu ya. Ne oldu ya? Ya benim oğlan bilmiyor musun? Almanya'dan geri dönüyor. Temelli'de kalacak, bir eve ihtiyacı var. Benim de diyeceğim oldu. Ay Mehmet de lütfen yapmayalım ya. Yaptım kızım, yaptım. 30 sene önce yaptım oğlan. Yapmadınız efendim. Ya nasıl yapmadın? Efendim az önce sizi arayan Almanya'daki oğlunuz değildi. Çünkü birincisi sizin Almanya'da bir oğlunuz yoktur. İkincisi sizin oğlunuz yoktur. Üçüncüsü sizin Almancanız da yoktur. Nereden anladın? Benim Almancam var. Evet Mehmet Bey, size diyecek bir şeyiniz yoktur. Ya kusura bakmasınız arkadaşlar falan hep bekliyor ya. Tamam, tamam kızım, tamam. Aa, ne yaptınız evime? Ne yapmışız efendim? İki tane çivi çaktık, iki tane tablo astık. Ne yapmışsın? İki tane delik deşik ettiniz duvarlarımı. Özür dilerim duvarlarım, koruyamadım sizi, bıla bıla incik incik atınca. Derhal çıkacaksınız beyefendi, yarından tez boşaltıyorsunuz. Beyefendi, boş yere böyle kötü kötü biliyorsunuz. Bakın, gerçekten bizim evimizde sözleşme var, kontrat var. Lütfen ama ya. Aa, vurma, vurma oğlum, vurma. Vurma yavrum, vurma. Beyefendi, ne yapıyorsunuz siz? Vurma yavrum, kiracılarım tarafından darp ediliyorum. Beyefendi, aa. Yaşlı adamım ben. Hemen çıkarsanız şikayetçi olmam. Hemen çıkarsanız bu dediğinizi internete koymam. Hepsini çektim bugün. Duvarları, yeri falan. Hepsini çektim. Yani Mehmet Bey, biz sizin 10 yıllık kiracınız. Ayıp oluyor ama ya. Ya kızım ben de onu diyorum ya. 10 yıllık kiracım olur ya. Kiracı dediğin 2-3 ay oturur çıkar gider. Siz bana musallat oldunuz ya. Efendim mümkün değil. Biz çıkmayız. 20 bin lira verin burada kalın. Ya neden vereyim? Zaten sen de tüfe oranında zam yapıyorsunuz. Bak Allah'ını seversen bak her ay 15-20 bin lira ellerimin avuçlarımın arasından kayıp gidiyor. Zenginlikle aramdaki tek engel sensin Mustafa. Ya beyefendi biz buradan çıksak 15-20 bin liradan aşağıya ev bulamayız. Lütfen ama ya. İyi öyle demişken benim de rızkım kısmetim buymuş. Buyurun buyurun tabii geçin. Dolunlar da istemiyoruz buyurun. Aa, merhaba, sen ne şeysin? Merhaba nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Ya ben üst kattaki daireyi satandım da sizlere bir tanışmak istedim efendim. Aa, müsyen misiniz? Gördüğünüz gibi epey bir müsyenim. İstiyorsan size bir çalgı çalabilirim. Çok bir merakım cezbet ha. Çalsın da dinleyelim. Buyurun çalın tabii. Gördüğünüz gibi
katındaki bütün apartman sakinleri imza topladılar. Beni apartmandan kovdular. Neymiş efendim? Günde 8 saat prova yapıyormuşum. Ya işte ben de kovmamak için üst kattaki daireyi satın aldım. Aa öyle mi? Rahatlanmazsın değil mi? Sadece günde 8 saat yani. Günde 8 saat de az değil yani. Yo, biz eşimle müzik tutkunuyuz. Biz müziğe aşığız. Ay bayılırız. Çok sevindim çünkü bazen günde 12 saatte falan çıkıyor. Yani gece falan çalar. Allah muhafaza, gece insan rüyasında kabus görür. Yo, benim özel zevkimdir. Ben gece müziksiz, müziksiz asla uyuyamam. Sabah 5'te başlarım. Ay güne müzikle başlamak da harika. Dans, dans ederim. Dansçı arkadaşlarım falan hep gelir. Hafta sonları hep böyle yapıyoruz yani. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bizi mutlaka çağırıyorsun. Al çocuğum al. Denedik olmadı. Kafamı şişirin git. Ya nasıl anladın ya? Nasıl mı anladın? Ya bu devlet müzisyenler kirasını ödeyemiyor. Sen evi nasıl alacaksın Allah aşkına? Haklısın. Görüşürüz, kendine iyi bakar. Görüşürüz. Geç kızım geç. Nasıl bir duygu bilemiyorum. Nasıl efendim? Ya böyle künefecin var, künefe yemiyorsun. Hazine sandığı buldun, anahtarı yok. Dünyanın en güzel kadınıyla evlisin, dokunamıyorsun. Anlıyorum, anlıyorum ama siz bence yavaş yavaş çift fikri alırsın. Yani kiralar böyle olduğu sürece biz ne bileyim, 20 yıl daha buradayız. Ay ne 20 yılı, bizim ölümümüz çıkar buradan. Öyle demişken. Ya bu yine ne yapıyor ya? Ne beyefendi siz yine neyin peşindesiniz? Kızım ölü demişken benim rahmetli dedem de tam da burada öldüydü. Ben de gelmişken bir fatiha okuyayım dedim. Seni çok özledim dedem. Sanki hep buradaymışsın gibi dede. 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 Beni çağırdın torunum, beni çağırdın buradayım. Aman Allah'ım. Dedemin hayaleti mi ne bu? Ama bu yok artık ya. Diyor ya. Ya bir dakika bir dakika. Vay abi ne yapıyorsun ya? Vay Mehmet'im ne yapıyorsun? Niye? Hiç gözükmüyorsun. Hayaletim yok ondandı. Ya tamam hayalet ayarlıyorsun da. İnsan şöyle gidip de mahallenin berbere fikri mi ayarlar ya? Ay bir de çarşafta bulamamışlar lasbelez bu. Ne yapayım abla? 3 kuruş para verdi peki. Hanımdan zar zor bunu aldım zaten. Boyun derisi fikri çık dışarı. Ahmet abi, arka balkona girerken sizin balkon demelerini kırdım. Hakkını helal et. Ha yok canım yok. Biz şimdi onu yaptırırız, kiradan düşeriz. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Saçların da uzamış ha. Gel de bir berbere kerkim onları. Tamam tamam, mutlaka uyuyacağım. Hadi Allah'a emanet. Allah cezanı vermesin. Çok güzel, tam istediğim gibi harika bir ev ya. Değil mi? Ya bir dakika bir dakika. Daha biz çıkmadan da adam kiracı bulmuş. Beyefendi, biz bu evden çıkmıyoruz. Çıkmıyoruz kardeşim. Hayda demeyin ya, tam da 20 bin lira kira şak diye vereceğim. Ne? 20 bin mi? Engel benzi başka yapar mı? Siz bana 20 bin lira şak diye çıkartabilirsin de ben size bir sürü ev bulurum. Harika, çok güzel, süper bir eviniz var. Sağ olun, sağ olun. Evet de. O 20 bin mi dedi? Evet. Allah cezanı vermesin. Gel gel, sana bir teklifim var gel. Bak benim ev 4+1. Ya mühiti de güzel. Gel beraber yaşayalım. Üstte 3 bin lira istiyorum ya, fazla değil mi? Ya olmaz. Tamam 1000 lira verin. Ya olmaz. Ya ben sizden kira mı istiyorum ya? Gelin beraber yaşayalım beleş. Ya biz sizinle ev arkadaşı mı olacağız? Ne alaka ya? Ya üstte 1000 lira veriyorum. Gelin anlaşalım. Bilemedim. Ben de bilemedim. 3000 lira veriyorum. Karım duysa ev almaz. Hadi Allah'ım seversen. Bak o zaman ne yapalım biliyor musun? Sen mi kiraya çıksan? Oğlum bu devirde kiraya ev mi var? Ben nereye çıkıyorum ya? Bak o zaman ne yapalım biliyor musun? Nakliye sen. Nakliye senin köpeğin olur. Sen ne diyorsun Ahmet? Yani köpe çıkıp oranda bir zam da yaparsa. Yaparım ulan yaparım, yeter ki çıkın şu evden. Tamam lan anlaştık. Allah cezamızı vermesin lan, çevir onu çıkıyor bir hadi. Hadi biz eşyaları toplayalım. Evet. Ya 5 az mı dedik ya acaba? 8 mi deseydik?
Ya ama şu dayı da adamı da düşün biraz daha lütfen ya. Ay doğru. Vay be, kira öder gibi kiracı olanlık ama ev sahibi gibi kiralan kiracılar olduk. Arkadaşlarımıza gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Sıradaki oyunumuz Özel Gaffar Koleji. Batmak üzere olan bir kolejin iflas etmemesi için gösterdikleri bir mücadeleyle izleyeceğiz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Merhaba İK. Bana da kısaca iyi şey diyebilirsin. Ben de hafif ilişkilerden bir şey. Ben de bu yuvanlar sonra nereye gidecek çok meraklıyım yani. Anlamadım ki biz ne ara şirket olduk. Selam, ben İlhan, muhasebe. Sıcacık, sade işten bir muhasebe. Çok memnun oldum efendim. Hayati Bey, biz buraya niçin topladınız? Evet değerli arkadaşlar, toplantımızın gündem maddesi. Batı yok lan. Okulumuzun durumu hiç iyi değil. Ne yapacağım? He, ben de bundan bahsedecektim işte. Mezunlarımızın üniversiteye girişlerinde bayağı bir düşüş oldu. Sorunumuz bu mu? Değil mi? Değil. Geçen sene 3200 öğrencimiz vardı. Bu sene 1800'e düştü. Mal varlığımız gitgide kayboluyor. Düzeltiyorum efendim. 1700, 100 öğrenci daha ayrılır geçemezler. Of! Anam anam! Şarı şarı kan kaybediyoruz. Ne yapacağız lan? Yani ilk olarak öğrencilere mal gözüyle bakmayı bırakmamız gerekiyor. İkinci olarak da şu eğitim politikamızı bir gözden geçelim bir zahmet. Ya Şevket Hoca, eğitimdeyiz değil, eğitimden mi konuşmamız lazım? Geçen mal eğitimde akla gelen efendim, için... Efendim ilk olarak önerim var. Bence küçülmeye girelim. Ya biz nasıl küçüleceğiz lan? Biz şirket miyiz ya? Ne yapacağız? Liseden ana sınıfına mı geçiş yapacağız? Tabii ki de öyle değil efendim. Eleman eksikliğinden birkaç tane öğretmeni kovalım gitsin. Süper fikir. Öğretmen kovalım. Öğretmen kovmaya süper fikir dendi ya. Ya bizim zaten öğretmene ihtiyacımız var. Biz zaten 5 farklı derse giriyorum. Matematikten çıkıyorum, edebiyata giriyorum, edebiyattan çıkıyorum. Müziğe giriyorum, müzikten çıkıyorum, tarihe giriyorum. Vallahi beynim yandı ya. En son Gavimler Göçü'nün iç açıdan toplamını aldım ben. Evet efendim, o zaman yapılacak tek şey. Madem dersleriz kadar öğretmenimiz yok. Öyleyse öğretmen alacağız. Hayır, dersleri atacağız. Evet, çok mantıklı bir şey. Bence kimyayı atalım. Laboratuvar falan yapmazlar. Süper fikir. Kimya gitti. Başka? Kimya gitti ne demek ya? Oldu olacak tarihi de atın. Tarihi de gitti. Ya zaten geçmişe takılıp kalmamak lazım. Bir de felsefe ne dersiniz? Lak lak lak. Atak mı? Atak tabii efendim. Felsefe dedi. Sosyal medyada gelen var zaman. Yani matematik dersinde hayatımızda ne yeri var ki? Matematik de gitti. Hilal Hanım ne durumdayız? Şimdi efendim bu derslerden var olan ders sayılır. Hilal'cim valla kusura bakma ama köylük 1800'den sonra kaldırdı maalesef. Ya ne diyorsun sen ya? Ya ne demek maaş vermemek? Neyden bahsediyorsun? Ben senden 5 aydır maaşımı alamıyorum. Neyden bahsediyorsunuz siz ya? Şevket, sen nasıl maddiyatçı, sen nasıl para göz, sen nasıl nalet bir adamsın? Ben bir eğitim neferi olarak seni kınıyorum. Kın, kın, kın. Ya ne eğitim neferi ya? Daha 30 saniye evvel tatil bavulundan çorap çıkarır gibi müsferattan de çıkarıyordunuz siz. Ya o da önemli bizim. Efendim ilk olarak önerim var. Öğrencilerin dikkatini çekecek, diğer okullara fark yaratacak bir şeyler yapalım bence. He? Ben de bundan bahsediyorum işte ya. Öneriniz nedir? Efendim şimdi aslan gibi güzel yakışıklı bir öğretmen mi olur bence? Yok ben bundan bahsetmiyorum. Yani olası bir noktada İK'ya katılıyorum. Kusura bakmayın Kazım Bey hocam ama siz öğrenci olsanız 50 dakika boyunca şu tipe nasıl bakabilirsiniz ya? Ben bakmam. Ben de bakmam. Ya konu okuldan benim tipime nasıl geldi ya? Şevket, öz eleştiri yapma zamanı geldi de. Gerçekten çok çirkinsin. Öğrenciler neden ilgisini çekemiyorsun? Ne yapmam gerekiyor? Öğrenciler neden seni sevmiyor? Yani kopya çektirmeyeyim diyedir herhalde. Ne yapayım, kopya mı çektireyim? Allah Allah, öyle şey olur mu? Kopya çektirme, kopyayı sat. Evet sat. Hani yarışmalar gibi. Öğrenciler bir harf alabilirsin, sonra bir harfi sat. Mesela trafikte kalmamak için de öbür geç kullanıyor. Dersten kalmamak için de ücretli geçiş olsun. Oho. Yani
Patron çıldırdı. Gel vatandaş gel patron çıldırdı. Ya böyle öğrenci mi çekilir? Bence 50 dakika ders çok fazla ya. 10 dakika ders, 50 dakika teneffüs olması gerekiyor. Vallahi süper fikir. Kantinden de parayı götürürüz ha. Ya bize bir de akıl fikir lazım. Bence de. Efendim kendimizi iyi sakladık. Yani öğrencilerin ilgisini çekmek için bize bir slogan lazım. Güzel. Nasıl? Ne gibi mesela? Gelecek bizi size iyi geleceğiz. Olmaz. Çok iddialı. Bize daha samimi bir şey lazım. Para kazanmak için para koyacağız nasıl? O da çok iddialı. Teknoloji çağır. Çiğirimizi seçin. O hele hiç olmaz. Okulumuzun tek teknolojik aleti kahve makinesi. Ondan zaten biz bile kahve içemiyoruz. Ya bizim tek derdimiz slogan mı Allah rızası için ya? İşte bu. İşte fikir bu. Allah rızası için bizi seçin. Daha samimi sınıflarınızı bulduk. Allah rızası için bizi seçin. Ya fikir vermiyorum arkadaşım bak. Bizim tek derdimiz slogan değil. Bir de öğrenciler daha okula gelemiyor okula. Servislerle anlaşamadık daha adam akıllı. Ne yapsın çocuklar? Okulda mı kalsınlar? Vallahi süper fikir. Çocuklarımız okulda yatsın. Ya fikir vermiyorum sistem ediyorum. Hayır süper fikir. Çiğen Hanım not alın. Bundan sonra bütün e-internet sitelerimize, e-broşürlerimize bu ilanı koyacağız. Acayip öğrenci çekeceğiz valla. Olur da şöyle yapalım. Okulun isminde özel Gaffar Koleji Resort yapalım. Ne dersiniz? Vallahi süper fikir. Beni bu kadar hanım öpmüyor. Efendim, bu arada yeni format için harika bir yeni sürü slogan bulduk. Yata yata bitireceğiz. Pek oldu. Hemen ilanı veriyorum. Hayatı Bey oldu. Yüzme salonu, spor salonu, konferans salonu, sinema. Yatarcı kaynağı bu şekilde elde edebiliyoruz. Ya Hayati Bey ben sizi çok yanlış anladım herhalde ya. Deminden beri yaptığımız konuşmalar, aldığımız tedbirler İlal Hanım'ın saydık şeyde testte için miydi? Tabii efendim. Hepsi geleceğimiz için bir yatırım. Bütün bunlar okulumuza mı yapılacak? Ya okulumuza da yaparız ama şimdi değil. Bu daha çok toplu konut projesi. Böyle 15 kulaklı 20 katlı daireler. Onları sattık mı var ya müdür geleceğimiz kurtarız valla. Valla ben güle güle diyorum efendim. İstifa ediyorum ya. Bence siz de istifa edin. Elinizin çimentosuyla eğitime karışmayın ya. Vallahi süper fikir. Çimento işine giriyoruz. Hadi gidelim. Arkadaşlarımıza gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Sıradaki oyunumuz ses çocuk. Bir öğrenci arkadaşımız var. Hem okula gidiyor hem de dershaneye. Kafayı soru çözmekte, ses çözmekte bozmuş. Aşırı ders yükünden psikolojisi bozuluyor ve babası psikoloğunu yumuşuyor. İyileşiyor mu? İzleyelim görelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. İyi günler sevgili misafirler. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Hem de çok iyiyim. Ama sizler ve benim gibi iyi olmayan misafirlerimiz var değil mi? Benim adım Begüm Pamukşeker. Yanlış duymadım. Evet, biraz korkmuş bir hayat. Burası benim muayenehanem. Her gün buraya birçok hasta gelir der. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Benim işim burnu kanayan ademcikleşenlerle ilgilenmek değildir. Ademcik değil, bademcik. Ademcik mi dedim ben? Yok canım, bademcik dedim. Peki ya, ben kimlerle ilgilenirim? Ruhsal bunalım içinde olan, içine sıkılmış olan, içine kapanık olan insanlarla ilgilenirim. Övünmek gibi olmasın, aramızda kalsın ama bu şehrin en iyi psikoloğu olduğum söyleniyor. Bugün de buraya kimler gelecek, hangi hastalar karşılığınız, izleyelim, görelim, iyi seyirler. Giriniz! Gel oğlum, gel. Doktor var, abla yemez seni, gel. Bırakma beni, bırak. Ben deneyim Allah'ın sesini, bırak beni. Ya gel, bir senin olmasa getirmeyeyim seni buraya, geç. Ay, hoş geldiniz efendim, sabahlar getirdiniz. Buyurun, oturun. Hoş bulduk efendim. Burası Doktor Bey'in kamu seker muayenehanesi mi? Evet, kapıyı okumadınız mı? Pek okuduk diyemeyiz doktor ama. Neden? Çünkü benim okumam yazmam yok. Nasıl ya? Ya, anlamadım. Okumam yazmam yok benim. Ha, görüyor musun sevgili misafirler? Okuma yazma bilmemenin insan başına neler açtığını. Peki ya, o çocuk biliyor mu? Biliyor ama pek okumuyor. Az önce yanlışlıkla bir üst kata çıktı. Kapıyı çaldım. Merhaba Doktor Bey. Biz geldik dedim. Sonra? Sonra kapıya gori gibi bir adam çıktı.
hareket etmeden yaklaşık 45 50 saniye yüzümüze pis pis baktı. Nasıl baktı? Böyle baktı. Ay sonra ne oldu? Sonra defol lan dingiller kafamı bozmayın diye bağırdı. Biz de korkumuzdan altımıza edecek. Temel'le ayının hikayesine dönüyordu. Sonra paldır ki biraz çay yenecek. Sonra tekrar dikkat çıktı. Derken zar zor burayı bulduk. Ay siz çok yanlış kapıya gitmişsiniz. Niye ki? Oradan hapishaneden yeni çıkmış adam katil. Ne? Katil mi? Abo kaç al kaç katil al. Al küçük izler ve kapıyı al. Ay tamam dur dur. Doğru kapıyı bulmuşsunuz. Geçin oturun. Hanginiz alsaydınız siz mi çocuğunuz? Bu adam benim dedemin oğlu. Ben de dedemin torunu olduğuma göre bu adamın benim babam olma ihtimali yüzde kaçtır? A %70, B %80, C %90, D %90, ay D %100. Bu adam benim babam mı dedem mi? Ne? Kim kimin babası? Kim kimin dedesi? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Babası, sorun. Ne diyorsunuz siz doktor hanım? Siz bunu boşverin evet, beni bir dinleyin. Bu çocuğun babası benim, yani baba benim. Bu çocuğun dedesi benim babam. Kısacası bu çocuğun babası benim. Ay hiçbir şey anlamadım. Neyse sırası gelirim. Doktor hanım, Saadet gelmedi. Saadet benim karım, evde yemek yapıyor. Ay ben sizin karınızın adını sormadım ki. Ya konuya gelelim madem sana demiştim. Ha, konuya gelelim. Bu çocuk bir soru sorduğunuzda hiç doğru düzgün cevap vermiyor. Nasıl cevap veriyor? Yamuk yumuk. Ne yamuk yumuk doktor hanım? Yamuk yumuk. Ne yamuk yumuk doktor hanım? Siz ne diyorsunuz? Ay neyse tamam devam edin biliyorum ben. Bir soru sorduğunuzda adam akıllı cevap vermiyor. Nasıl cevap veriyor? Adam akıllısı mı? Ne akılsız doktor hanım? Adam akılsı. Ne akılsızı kılçıksızı? Ne kılçığı beyefendi? Ne bileyim balık kılçığı herhalde siz deriniz. Ay beyefendi sizin karnınız mı aç? Aç değilim doktor hanım yemek mi ısmarlayacaktınız? Ay ne mi? Lokanta mı burası? Siz öyle dediniz ne bileyim ben. Neyse tamam. Konuya gelelim. Heh konuya gelelim. Bir soru sorduğunda test kitabı bir cevap veriyor. Neden? Neden acaba? Ne için acaba? Neden ne? Nedeni bilsem Ağustos parayı verip buraya gelir miyim? Ay doğru. Buraya benim halimi atımı sormaya gelmediniz ya. Neyse tamam tamam. Siz dışarı çıkın. Ben çocuğu gözden geçireyim. Tamam. Çıkayım ben. Geç karşıma delikanlı kalk ayağa. Senin adın ne? Benim adım Meyla Bahçer TV işine devam edin. Ayda Samulur. Öyleyse siz durun benim adım. Benim adım nedir? Tonguç Ali. B. Murat'a Tonguç Şerif Ali. B. Muhammed Ali. C. Yusuf Ali. Benim adım nedir? Yusuf Ali. Bilemedim, bilemedim. Benim adım Murat'a Tonguç Şerif Ali. Yavrum, o nasıl isim? Mehmet Ali. Peki tüm isimleri almışsın maşallah. Neyse, tamam tamam. Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 19 yaşında olduğuma göre, hiçbir sınıfta kalmadığıma göre, bilin bakalım ben kaçıncı sınıfa gidiyorum? A. Ana sınıfı. B. Lise 2. sınıf. C. 7. sınıf. D. Dershane 3. senesi. Oo, çek. Oha, bari bir şey yapırsan. Dershane hazırım, dershane. Anladım. Peki ya, dersleri nasıl peki, iyi mi? Derslerimi aksatmadan dinlerim. Devamsızlık yapmam. Öğretmenlerimi çok dikkat dinlerim. Öyleyse, benim dersleriniz nasıldır? A, çok kötü. B, orta. C, idare eder. D, şıkkı çok iyi. Benim derslerim nasıl? Orta. Kafandan atma. Dört yanlış bir doğruya götürecek. Ne şıkkı çok iyi. Arasın, göründüğü gibi değil misin sen? Çak. Peki anlatacağız Azam Şerif Ali ileride ne olmak istiyorsun? Ekmek hastanın ağzında. İşsizlik başını almış gidiyor. İyi paralı bir iş edeceğim. Kısa yoldan zengin olmak istiyorum. Öyleyse ben ne olmak istiyorum? A. Bilgisayar mühendisi. B. Öğretmen. C. Ev erkeği. D. Psikolog. Ay buldum buldum. Psikolog olacaksın. Meslektaş olacağız yani. Bilemedim bilemedim. Kafandan atma. Dört yanlış bir doğru götürecek. Öğretmen mi olmak istiyorsun? Test dengeni uygulamıyorsun. Test dengeni uygularsan cevap olman daha çok kolay olacaktır. Şıkları eleyerek git. Şıkları elersen zaten cevap kendiliğinden çıkıyor. Aman öf bilmiyorum yeter artık. Öyle bir şık yok. Yavrum sen babanın dediği gibi böyle misin? Evet ben hep böyleyim. Ay çok kötü. Tamam tamam anladım. Bu kadar konuşmanın üstüne sanışmanın olmasın. Sana kola falan getireyim mi? Kola içmem çünkü zararlı. Tutuz yemem o da zararlı. Açıkta satılan yiyeceklerin yanına bile yaklaşmam. Çünkü nerede yaptıkları belli değil. Buna göre ben ne içmekten hoşlanırım? A. Adaçayı, B. Kuşburnu, C. Kekik, D. Hepsi. Ay tamam yavrum tamam. Sen de artık bizi izleyen seyircilerimiz gibi normal konuşmaya başlasan. Sen ne zaman başladın böyle konuşmaya? Sabahtan akşama kadar dershanedeyim. Dershaneden çıkınca koşa koşa eve gidiyorum.
koşarken de yolda öğrendiklerimi tekrarlıyorum. A kare artı B kare eşittir kaç karedir? Ali'nin 7 cevizi al. Veli'nin 12. Veli Ali'ye 4 cevizi verirse Veli'nin cevizi kaça düşer? Ali'nin cevizi kaça çıkar? Ebe var ya, şupur şupur hemen yememiyorum. Yememi yedikten sonra ta yazıncaya kadar test çözüyorum. Bir de hafta sonra İngilizce kursum, bir de denemeler oluyor. Where are you from, Adıyaman diye ayı, yılı, günü böyle dolduruyorum ben. Ay gördünüz mü? Çocuğu tedavi edebildim. Ben demedim size, çok iyi psikoloğum diye. Bu durumda benim yerimde olan biri nasıl konuşur? A. Ses çekimi. B. Şiir çekimi. D. El kol hareketi yaparak. D. Hiçbiri. Tamam yavrum, tamam. Anlaşıldı. Senin derdin dermanı bende değil. Babanda çok büyük ders yükünün altına girmişsin. Bir süre sonra böyle konuşmaya başladınız. Ya diyorum böyle dershaneyi falan biraz ara versen. Hani tiyatro, müzikle falan uğraşsan. Hani ne bileyim, derslerini biraz atlatman gerekiyor. Böyle olmuyor ki. Olamaz öyle şey. Bana bilgisayar mühendisi olmam gerektiğini söyledim. Çünkü bu işe çok fazla para varmış. Bölümü kazanmam için yoğun bir program altına girdim. Ben bağımın sözünü nasıl çiğnerim? Hayır olur mu Seferkin, normal konuşmaya başladın. Ah çok şükür Allah. Bu durumda aşağıdakiler hangisini yapsam doğru olur? A. Dershaneye devam etmek. B. Kurslara devam etmek. C. İngilizce kurslara devam etmek. D. Hepsini iki katına çıkarmak. Ay tamam yavrum, tamam. Anlaşıldı. Senin derdin derman da bende değil. Babanla yeter. Ay geçin efendim, buyurun. Ne oldu doktor han? İyileştirebiliriz mi çocuğa? İyileştiremedi baba. İyileştiremedi kötü karı. Derdime derman olamadı. Ne demek iyileştiremedi? Doğru mu söylüyor? Derdine derman olamadınız mı? Olamadım. Çocuğun derdine derman olmak istediğinizde. Ya çok büyük ders sükunu altına girmiş. Süre sonra böyle konuşmaya başlamış. Ya diyorum sosyal faaliyetlere falan katılsın, hani tiyatro ve müzik değil ders. Ya bir süre sonra normal konuşmaya başlar. Kafayı derste dolmuş bir çocuk. Öyle mi diyorsunuz? Tamam o zaman sosyal faaliyetlere katılmasına izin vereceğim. Yeter ki sorun düzelsin. Gel oğlum biz gidelim. Hadi gidelim baba. İyi günler. İyi günler. Bir öğrenci ders çalışacak elbette. Çalışmadan başarı elde edilir mi? Soruyorum size öğrenci arkadaşlar. Derslerimizi aksatmadan dinlemeliyiz. Tabii ki de rahatsızlık yapmamalıyız. Ama önemli olan iyi bir insan olmak. Şimdi bana çok mu konuştunuz diyorsunuz. Öyleyse ben şimdi ne yapayım? A. Kulun pırtını toplayıp sahneden gideyim. B. Oturup kitabımı okuyayım. C. Diğer misafirlerine ilgileneyim. D. Şıkkı hepsi. Ay ben ne diyorum ya? Allah kahretsin. Arkadaşlarımıza gösterdiği performansa onlara teşekkür ediyorum. Sıradaki oyunumuz 4 tane sınıf öğrencilerimiz. Sınıflarda durumu olmayan bir arkadaşlar için dilekçe yazmak isterler. Fakat dilekçe bir türlü yazmayı beceremezler. Bakalım dilekçe kim nasıl yazmış? İzleyelim, görelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Sırtıma vuruyorsun, aklıma sakın. Allah Allah! Biz ne için geldik, siz ne yapıyorsunuz ya? Hele durun! Arkadaşlar, ben müdür beye sordum, ne yapmamız gerektiğini öğrendim. Şahin'cim, böyle basit bir şey müdür beye sormaya ne gerek var? Açarsın kaymakama telefonu, efendim böyleyken böyle oldu dersin, anlatırsın, olur biter. Güldürme beni Cengiz! Arkadaşına çarşıdan sipariş mi veriyorsun? Resmi kurumlarda işler öyle yürümez. Tabii ki öyle yürümez arkadaşlar, sizinle hiçbir şey aklınız ermiyor. Bir de lise öğrencisi olacaksınız. Ne yapmamız gerekiyor Umut Fatma Hanım? Söyle de bilelim o zaman. Benim babam resmi kurum ve kuruluşlarda nasıl iş yapılacağını bilir. Nasıl bilirmiş bakalım senin baban resmi kurum ve kuruluşlarda nasıl iş yapıldığını? Dedemin dedesinden kalan bir tarla var. Yani vardı. Mirasçılar anlaşamadığından durum mahkemeye intikal etmiş. Bu yüzden 20 yıl önce başlayan davalar geçen yıl sona erdi. 20 yıl! Çok erken bitmiş ya. Davayı kazandılar mı bari? Maalesef kazanamadılar. 250 mirasçısı olan arazi hazineye kaldı. İyi de bacım, bizim arkadaşa yardım etmekle senin babanın arazisinin ne alakası var? Bal gibi alakası var. Ben bacımı böyle gel atayım. Ama bu doğal bal, bal derisinden geliyormuş. Ha. Ya bal olsun abi, her türlü yeriz, sıkıntı yok. Hem de karakovan var. Arkadaşlar, karakovan bal. Arkadaşlar bu bal da nereden çıktı şimdi ya? Karakovan'dan dedi ya. Ya içimden bir ses konuyu dağıttığınızı söylüyor. Evet, konu daldı. Hem de fena şekilde daldı. Ne diyordum ben ya? Bal! Hayır. 250 mirasçı. Hayır. Dedemin dedekinin dedekinin dedeki. Hayır. Babamın 20 yıl boyunca resmi kurum ve kuruluşlarda nasıl iş yapabildiğini söylediğim yerde kalmıştı. Ha, aynen öyleydi. Söyle bakalım Fatma Hanımefendi. Senin babanın mahkemesiyle bizim kaymakamdan müracaatımızın ne gibi bir ilgisi var?
Şimdi benim babam 20 yıl boyunca resmi kurum ve kuruluşlara gide gele gide gele her şeyi öğrendi. Ben de böyle bir babanın kızı olarak diyorum ki... Evet. Diyorum ki ben babamı kaymakamın yanına göndereyim, o bu durumu halletsin. Allah canını almıyor terim, kırışaklı. Biz kendimiz hallederiz. Ya bak ya. Olur mu ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dur be. Ya susun arkadaşlar ya. Yeter. Şahin'i dinliyoruz sabahtan beri. Ağzında bir şeyler geveliyor. Susun da dinleyelim. Ne geveliyor lan ağzında? Arkadaşlar müdür bey bana dedi ki kaymakamla arkadaşının durumunu belirten bir dilekçe yazın dedi. Dilekçe? Evet. Yatar mı zaman? Hadi yazalım o zaman, gelin sıraya geçelim. Yazısı güzel olan bir adım öne çıksın, kalemi eline alsın. Hadi yazısı güzel olan öne mi çıkacak? Aynen öyle. Hadi. Hadi. Hangi gerizekalı çıkacak acaba? Gerizekalı hangisi çıktı acaba? Oğlum ben ne zaman çıktım? Adem içeriyle. Ağabeyle. Manyak mı dönüyor sanki? Oğlum benim adım Cengiz var. Ya tamam. Cengiz sen yaz. Şu dünyada bir işe yazını görelim ya. Olmaz. Benim yazım çok kötü. Yazını ben bile okuyamıyorum. Ben kardeşim sen oğlum, ben öksüzüm. Ben yetimim. Ben yazamam abi. Ben doğmadan önce annem ölmüş. Babam ben ağa soğuğundan çıkmışım. Ağacı da kesmişler, kürdan yapmışlar. Ben dedim baba hadi. İyi de dilekçe yazmayla senin bu dramatik hayatın ne alakası var Mehmetciğim? Ne alakası var biliyor musun? Ben ne zaman kalemi elime alsam duygulanıyorum, bir tuhaf oluyorum lan. O yokluk çektiğim günler geliyor. Süpürge tohumu yediğim günler geliyor aklıma. Çok aşıktı oğlum, ben manyak mı dedim? Ya, yazı yazamıyorum ya. Ya tamam Mehmet Bey, tamam ya. Senden de bize hayır yok. Ben kastı kollarına yazayım bence. Şahin'cim, bence de sen yaz. Senin kasların kuvvetli olduğundan yazın da çok güzel. Bence de sen yaz. Olmaz olmaz. Ya zaten ben müdür beyin yanına gidip ne yapmamız gerektiğini öğrendim. Bunu da siz yapın bir zahmet. Her şeyi benim üstüme atmayın ya. Bence bu iş her zamanki gibi. Bence de. Fatma'ya... Daha ne kaldı Fatma bacım? Defterin tertipli düzenli. Elinin hamuruyla bu işi dört dörtlük yaparsın. Fatma! 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 Israrlarınıza dayanamadım arkadaşlar. Kabul ediyorum. Ödüldün! Tamam, o zaman dilekçe yazmaya başlayabiliriz. Önce ne yazacağımızı bir düşünelim. Sınıfta yardıma muhtaç bir arkadaşımız var. Sosyal yardımlaşma hakkına arkadaşımızın durumunu belirten bir dilekçe vereceğiz. Vereceğiz! Evet. Tamam başlayalım. İlk önce ne yazacağız? Yani dilekçe yazmaya nasıl başlanıyorsa öyle yazacaksın. Nasıl başlanıyorsa söyle. Öyle yazayım o zaman. Bilmiyor musun Fatma ya? Ayıp, ayıp, çok ayıp. İşte son sınıfa gelmişsin, daha dilekçe nasıl başlanır onu bilmiyorsun. Madem sen biliyorsun çok bilmiş beyefendi, söyle de öyle yazayım. Sen yaz ben dediklerimi. Nasıl başlayacaktık ya? Unuttum valla. Ya bak derleme lan! Bak be! Valla unuttum. Karşımda bir anda bu kadar insanı görünce heyecanlandım. Aklımda ne var ne yok hepsi gitti. Vah vah vah! Çekilin beceriksizler. Bir at bildiğiniz yok. Şimdi söyleyeceklerimi kesme şeker işaretine kadar yaz. Kesme işaretine kadar. Ya kesme işaretine kadar yaz. Saygıdeğer kaymakam büyüğüm. Ellerimden öpe, saygı ve hürmetlerle sözlerimi başlamayı boş evasine verin ve cenazeni de kutluyorum. Bundan soruyorsa öyle bir şeyler. Şahin sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Saçmalamanla bir haddi hududu var. Seninki resmen zırva. Nesi varmış benim söylediklerimin? Alemin akıllı sen misin? Dilekçeye güzel cümlelerle başlarım bir kere. Direkt konuya girilir mi hiç? Şahin'cim kızma ama bana da biraz saçma geldi. Dilekçeye böyle başlamak pek uygun düşmüyor gibi. Ne haliniz varsa görün. Sen benim dediğimi yaz Fatma. Yaz. Sayın Bayım Kaymakamım, yoksulluk suç değil. Bu bizim hatamız değil. Arkadaşımız da istemezdi böyle olmasını ama ne çare ki kader ağlarını sık bir şekilde arkadaşımızın etrafında örmüş. Kınlı kıpırdatamaz hale getirmiş, yoksullaşmış. Kader utansın Kaymakam Bey, kader utansın. Sözün özü, arkadaşımıza yardım edin, nokta. Yaz. Öp lan öp! Oğlum öyle direkçe olur. Manyak mısın lan sen? Böyle direkçe bunu ya! Bir kendinize gelin arkadaşlar! Manyak mı dedin lan sen? Ulan bir sefer gidiyorsunuz, bir direkçe adama dönün lan! Ağzının tavanı da şimdi kaç oldu?
Görün, görün! Yat kadın. Yat evladım. Kadın sen hatta mı kadın? Yok. Ha. Yatıyor mudur? Sevgili kaymakam Ede. Ya Ede, bizim sınıfta cıbıl tıbıl bir arkadaş var. Hadi dedim şuna bir el atsan ya. Gör sen yüreğin acır Allah'ıma. Hadi oku bakalım nasıl olmuş. Aynen. Ya kaymakam Ede, bizim okulumuzda yardıma muhtaç. Fatma, sen petek yazıp petek mi okuyorsun? Sen manyak mıdır dedim ya. Aldım ötünü. Yanın yana gelmiyor senin ya. Allah ama benimkini hatır oldu arkadaşlar. Ne dersiniz arkadaşlar, bir şeye benzedi mi? Bendedi, bendedi. Tüleyke'den başka her şeye benzedi. Allah denen anlar. Bendedi de. Tamam, tamam. Ya. Yazma ya. İşi bana kaldığı gibi dilekçenin içeriğini belirlemek de bana kaldı. Karışaklı. benim aklımı beğenmiyor. Garipler Diyarı Güzelim Görbe Şehri'nin anlayışlı yöneticisine. Bizim okulumuzda yardıma muhtaç bir arkadaşımız var. Ne yer ne içer bir fukara, ona gerekiyor bir sadaka. Elinden tutmanızı beklediğimiz bir yoksulumuz var. Bu tekrar oldu. Bu aynısı oldu. Başka bir şey söyle. Ama en güzel beni çok en hatta demek. Allah Allah. Ya başsağlık. Ya başsağlık. Ne yapıyorsunuz burada zıbırla? Zil çalanına kadar oldu. Herkes sınıflarına gitti. Siz hala buradasınız. Ne konuşuyorsunuz siz? Ya hiç sorma Adem amca ya. Derdimiz de. Çok. Ne oldu çocuklar? Yazıldan kötü not mu aldın? Yok! Kavga filan mı ettin? Yok! Ne dersin, ne yok diyorsun? Ne oldu peki? Hadem amca! Heh! Okulumuzda yardıma muhtaç bir arkadaşımız var. İyi, ona para mı vereceksiniz? Ne gezer Hadem amca? Biz de cıbırız abi. Arkadaşımızın durumunu belirtmek için dilek yazmak için uğraşıyorduk Hadem amca. Şimdi anladın mı bizi? Aaa! Yok evladım, hiçbir şey anlamadım. Anlamadım da niye anlamıyorum adama? Evet. Tamam lan. Yani arkadaşımıza kaymakamlıktan yardım talebinde bulunmak istedim. Şimdi anladın mı adam amca? İşin Xbox mını anladım evladım. Hem de çok iyi anladım. Öyleyse niye anlamadığını söyledin adam amca? Nasıl olup da lise son sınıf 4 tane öğrencimizin bir dilekçe yazamadığını anlayamadım evladım. Hatamız hep gemidi yüzümüze vurma adam amca. Yatamadık işte. Bir ya ettik ya biz de insanız. Biz de hata yapabiliriz ya. Söyleyin bakalım kim yazdı? Ver bana hatı yazdı dilekçeyi. Nasıl? Olmut mu? Ben ikili oldum. Hiç böyle dilekçe yazılır mı? Yazılmaz mı? Al şunu. Söyleyin bakalım kim yazıyor? Fatma yazıyor. Yaz kızım. Sanki kendi çok ilerlemesine. Gölbaşı Kaymakamlığı. Bizler Gölbaşı Anadolu Lisesi'nin öğrenim gören son sınıf öğrencileriyiz. Sınıfımızda ihtiyaç sahibi bir arkadaşımız var. Bu konu hakkında gereğin yapılmasını arz ederiz. Sağ altta isim, tarih, sol altta adres. Yaz. İşte bu kadar ya. Vaaav! Çok güzel oldu Hadem amca. Sen böyle güzel dilekçe yazmayı nereden öğrendin? Her gün sizden dersleriniz bittikten sonra eve gidiyorsunuz. Ben de sınıflarınızı süpürüyorum. Bugün de olduğu gibi. Günlerden bir gün edebiyat öğretmeninizin tahtaya yazmış olduğu dilekçe yöneği gözüme takıldı. İyice okudum ve anladım. Durumundan ibaret zıvırlar. Vaaav! Helal okudun Hadem amca. Söyleyin bakalım yaramaz kediler. Bir adam yaratmak. Parmak salih. Bunlara ait eserler. Ne ya? Mutabatimiz tamam mı? Bilmiyorsunuz değil mi? Necip Fazıl yavrucaklarım, Necip Fazıl. Söyleyin bakalım. Bu eserlerin türü nedir? Bunu da mı bilmiyorsun? Tiyatro yavrucaklarım, tiyatro. Ya bunu da mı bizim tırpın tahtatından öğrendin Hacem amca? Evet, git bak yazıyorum. Ama sizler yarım saat önce defterinize yazdığı şeyi hatırlamıyorsun. Ne biçim talep edersiniz? Çabuksunuz tarzı. Ya Hadem amca, kalkın da şimdi, sakin ol da şimdi. Dilekçe yazdığınızda göre. Mehmet kardeşim bize bir şarkı söyle. Oğlum ne alakası var? Bir çarla gel hadi. Ulan dilekçeden şarkıya nereye döndük lan? Ya sen söyle. Tamam. Tamam. Bunu zalim ev sahibim için söylüyorum arkadaşlar. Tamam mı? O zalim o var ya ağzını burnunu kırdığım ev sahibim için söylüyorum. Tenkin tinki beni perişan ettin. Tenkin tinki beni derbeder ettin. Tenkin tinki beni perişan ettin. Ben bileyim döküm. Hayla şu an yalan var ya. Atılmazsın oğlum ya. Sen benim dötüm. Hocalar var. Hocalar var.
gittikten beri. Ya oğlum götünde götünde manyak mı dedin tiz? Ben götüm diyorum, sen götüne mi götürdün ya? Allah belanızı vermesin lan. Götüm oğlum götüm. Takma bir şeyler yerine. Ya biz adamı yanlış anladık ya. Ya çok yanlış anladık. Hey hoca gel. Ne oluyor? Ne bu gürültü? Dört tane yok. Hocam dört tane son lise son sınıf öğrencimiz bir dilekçe yazamıyor. Kim? Ve bu hallerine gülüyorlar. Bunlar mı dilekçe? Bunlar benim nazarımda birer hiç. Öğrenci değil ki bunlar. Birer hiç. Sigara içmeyin diyoruz, sigara içiyorlar. Okula telefon getirmeyin diyoruz, telefon getiriyorlar. Üstünü üstelik bir de ailelerini buraya kadar yorup telefon diye yalvartırıyorlar. Okul kıyafeti giyip gelin diyoruz, serseri gibi geliyorlar. Okulda makyaj yapmayın, okula makyajsız gelin diyoruz, süslenip geliyorlar. Okula mı gelirler, düğüne mi belli değil. Kendinizi toparlayın, benim canımı sıkmayın. Kendi emeklerinizi acımıyorsunuz. Annenizin babanızın tarlada çalışan, inşaatta çalışan. Annenizin babanızın emeklerini acıyın. Öğretmenlerinizin emeklerini acıyın. Ya gidin girin bir mesleğe iş sahibi olun. Onlara yük olmaktan vazgeçin. Ya da oturduğunuz sıraların hakkını verin. Sizler bizim umudumuzsunuz. Sizler ailelerinizin umudusunuz ya. Sizler bu vatanın umudusunuz. Kendinizi toparlayın. Şu sigarayı içmeyin diyoruz, sigarayı içiyorsunuz. Üstünü üstelik bir de ağzınızda iş gibi sigara kokarken inkar ediyorsunuz. Yok hocam içmedik. Tembellik, yalan, dolan her şey var sizde. Kendinizi toparlayın. Sizler bu vatanın, bu memleketin umudusunuz. Sizler böyle yaparsanız olmaz. Artık bunun bilincine varın. Artık ya adam akıllı okuyacaksınız, oturduğunuz sıraların hakkını vereceksiniz, ya da okuyacaksınız. Başka hiçbir seçeneğiniz yok. Şimdi herkes sınıflarına geçiyor, hocasını sessizce bekleyecek. Tamam. Geç. Geçin bakalım. Geç. Yoruldum ya. Gerçekten çok yoruldum. Tamam 9 yıllık öğretmenim. Henüz yeni bir yolun başındayım ama gerçekten çok yoruldum. Nesil nesilden kötü geliyor. Gelen nesil, giden nesil aratır oldu. Sen çocuklarınıza akıl fikir ver yarabbim. Sen bana ve öğretmen arkadaşlarıma güç kuvvet ver. Zira dayanılacak gibi değil. Hocam, müdür bey sizi odasına çağırdı. Tamam evladım, sen git ben geliyorum. Evet devam edeyim. Allah'ım sen öğrencilerimize, çocuklarımıza akıl fikir ver. Onları bizlere hayırlı eyle. Öğretmen arkadaşlarıma ve bana güç kuvvet ver. Zira hayat devam ediyor. Çocuğum git sınıfına, hala boşaltmadın bu koridoru, git! Evet. Arkadaşlarımıza gösterdikleri performanstan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Çalışma sürecinde bizlerden desteğini esirgemeyen Milli Eğitim Müdürümüz Alişeh Özdemir'e, Halk Eğitim Müdürümüz Mehmet Özdemir'e ve Okul Müdürümüz Feridun Türkmenoğlu hocama çok çok teşekkür ediyoruz. Gayet güzeldi öğrencilerimizin emeklerine, yüreklerine, Mehmet Bey'in başarılarına sağlık. Zaten biz ona çok güveniyorduk. Gerçekten öğrencilerimiz için hem çok iyi bir sosyalleşme, hem kendilerini ifade edebilme, hem terapi, hem de okul gibi önemli bir kurumun önemini anlama oluyor. Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Oyun nasıldı? Görüşlerinizi alabilir miyim? Çok iyiydi. Evet. Çok beğendim. Muhteşem, süper, harika. Tek kelime. Tamam. Çok güzeldi. Emeklerine sağlık. Çok sağ olun. Abi güzeldi. Güzeldi. Hepsi çok başarılı. Özellikle Gaffar'ı ayrıca tebrik ediyorum. Çok iyiydi oyun. Mehmet Hoca'nın eline sağlık. Çok iyiydi. Oyun çok güzeldi. Oyunculara tek tek emeklerine teşekkür ederiz. Tekrardan da Mehmet Pişket hocamız emeklerine sağlık. Mehmet hocamıza ve bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz. Hepinizin geldiğiniz için de ayağınıza sağlık. Güzeldi. İyiydi. Benim ilk oyunumdu. Evet. Biraz heyecanlı geçti. Oyun çok güzeldi. İzleyen bütün misafirlerimiz için çok teşekkür ederiz. Umarım beğenmişlerdir. Tamamdır. Oyuna hazırlık süreci ne kadar sürdü? Yaklaşık bir 3 ay falan. 3 ayda hazırlandınız. Evet. Öncelikle buradan Gölbaşı halkına MG Tupe tarafından selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.
Yani güzel bir oyundu. Yani güzel bir aktivite oldu. Bayağı güzel yaptık yani. Tahminimden güzel oldu. Tabii çalışmalarımız uzun sürdü. Şey oldu, bazı aksaklıklar oldu ama eğlendirdik, insanlar da güldü zaten. Bence güzel oldu.